Ünye'de 6 tane amatör spor futbol kulübü var. Bizler Ünye'deki amatör futbol kulüplerimiz olarak antrenmanlarımızı, maçlarımızı hepsini Cevizdere tesislerinde yapıyorduk. Halihazırda hafta sonları yapılan müsabakalar olduğunda biz antrenman yapmaya zaman bulamıyorduk. İkincisi bir de Cevizdere tesisleri şehrimize 10 km uzaklıkta ve dolmuş mesafesi olmayan bir yer. Mutlaka servis kullanmamız gerekiyordu. Bu noktada biz atıl vaziyette bulunan Çınar Suyu tesisleriyle ilgili tekrar faaliyete geçmesiyle ilgili Sayın Kaymakamımıza, İspan Müdürlüğümüze istekte bulunduk. Sağ olsunlar. Onlar da bizleri kırmadılar. Bu olumlu isteğimizi yerinde buldular. Ve gerçekten bu pandemi döneminde maddi ve manevi zor günlerde Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Yavuz Selim Kıran Bey'e de çok teşekkür etmek istiyoruz buradan. Onun da katkılarıyla, desteğiyle burası tekrar faaliyete geçti. Biz bundan dolayı çok mutluyuz çocuklarımız, gençlerimiz adına. Çünkü dediğim gibi hem antrenman hem de maç yoğunluğundan dolayı kullanamadığımız, ulaşım noktasında zorluk yaşadığımız Cevizdere'den ziyade burası bizim için elzemdi. O açıdan çok mutluyuz. Onun haricinde yine bugün 6 tane amatör kulübün hiçbir tanesinin bir irtibat virüsü olmadığı için bu noktada da bize Sayın Kaymakamımız ve Spor Müdürlüğümüz, belediyemiz desteklerini esirgemediler ve Cevizdere'ye şu anda kulüplerimize birer oda yapılıyor. Bunun için de ben buradan çocuklarımız, gençlerimiz adına çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bugün tarihi bir gün diyebiliriz. Çünkü doğrusu hayaldi, olur mu olmaz mı çok tereddütteydik. Ancak bugün açılışı yapmanın, burada olmanın çok gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah Ünye'deki çocuklarımız, gençlerimiz için hayırlı uğurlu olur. Merhabalar. Belediye başkanı. İyisiniz inşallah. İyisiniz. Allah razı olsun. Sizlere güveniyoruz. Sizler geleceğimiz olarak böyle tesislerden en iyi şekilde istifade etmeniz için inşallah gayret ediyoruz. Sizlerin daha iyi yetişmesi, daha sağlıklı yetişmesi için biz üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Bir tarafa gidelim ve başkanımı bekleyeyim dedim. Sayın Kaymakamım. Nasılsınız? Nasıl olmuş sağımız? Evet. Valla benimle oynayasın diye ben bir şey gördüm ama yani gerçekten beklediğimizden de güzel oldu. İnşallah güzel sonuç. Kendinizi iyi yetiştirdik. Yani kimsenin gelmediği, sahipsiz hayvanların barındığı bir yer konumundaydı ama bugün bölgenin en güzel tesisi oldu. Hani ben emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Güzel bir sağ oldu. Ben bu spor kulüplerimize elimizden gelen desteği vermek üzere gayret gösteriyoruz. Buradaki şu anda bulunduğumuz yer bunlardan bir tanesi. Gene Gençlik ve Spor Bakanımızın bölgeyi ziyaretinde ünyemizin 4 farklı noktasında gene böyle semt sahalarını kazandırarak gençlerimizin özellikle amatör ruhla yetişirken Ünye'nin geleceğinde ve aynı zamanda üstliklerinde rol alabilecek, görev alabilecek gençlerin yetişmesi için elimizden gelen gayreti yerel yönetim olarak gösteriyoruz. Bu süreçte Sayın Kaymakamıma, ilçe spor müdürümüz ve en önemlisi Sayın Bakanımıza verdikleri destek için de teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Malumunuz olduğu üzere spor ve sporcunun desteklenmesi noktasında özellikle son dönemde çok ciddi adımlar atıldığının farkındayız. Bu anlamda da Ünye'de özellikle son dönemde özellikle amatör spor kulüplerinin desteklenmesiyle ilgili güzel yatırımlara hep birlikte şahit olduk. Bu şahitlikle birlikte bugün Akçay mevkisinde yapılmış olan bu tesiste inşallah amatör spor kulüplerimizin de birlikte burada ilk maçı inşallah hep beraber izleyeceğiz. Hep beraber buna şahitlik edeceğiz. Tabii ki Ünye Spor önemli, sporumuz önemli. Bu anlamda Ünye Spor'a da çok güzel bir takım çıkması noktasında da bu genç kardeşlerimizin gayretli bir şekilde çalışmalarını inşallah tekrar hep birlikte görmüş olacağız. Bu tesislerin kazandırılması noktasında özellikle tabii ki Spor Bakanlığımızın yapmış olduğu destek ve katkı herkes tarafından bilinmektedir. Ama diğer taraftan da Ünye Belediye Başkanımız ve değerli kaymakamımızın da çok ciddi anlamda sporu desteklediğine de hep birlikte şahitlik ettik. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Hasreten Ünye'de sporun ve sporcunun desteklenmesi noktasında ellerinden gelen gayretleri gösteriyorlar. Bunlar da tabii ki gençlerimizin aynı şekilde spora olan sevgisini kat kat artırıyor. Geçmiş dönemlerde
futbol sahası olarak kullanılan Akçay mevkimizdeki bulunduğumuz saha yıpranmış ve terk edilmiş, kullanılmaz bir durumdaydı. İlçemizde sporun tabana yayılması, gençlerimizin elverişli ortamlarda antrenmanlar yaparak, müsabakalar gerçekleştirerek kendileri yetiştirmeleri için ihtiyaç duyulan sahalardan bir tanesiydi. Burasını yerelde kaymakamlığımız, belediyemiz, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın katkılarıyla bugün gerçekten gurur duyacağımız, çocukların keyifle spor yapabilecekleri, uygun koşullarda spor yapabilecekleri bir konuma getirdik. Yine ödenek tesis edilmesinde, temin edilmesinde Bakan Yardımcımız Yavuz Selim Kıran Bey'in ciddi katkılarını gördük. Sayın Valimizin her alanda olduğu gibi katkılarını görüyoruz. Spor hayatın her zamanında, her alanda lazım. Bizler futbolla ilgilenen geniş bir kitlemiz var. İlgi duyan geniş bir genç kitlemiz var. Bu arkadaşlarımızın kolayca erişebilecekleri, antrenmanlarını beklemeden uygun koşullarda yapabilecekleri bu sahalara ihtiyacımız var. Bunlardan bir tanesini bugün burada açılışını hep beraber gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra da yine semt sahalarımızla gençlerimize uygun koşullar, uygun sahalar tesis edeceğiz. Ve bu sayede de Ünye sporumuzun sürdürülebilir olarak spor yapması, futbol camiasında var olarak üst liglere tırmanmasını kendi bölgemizden yetiştirdiğimiz gençlerle inşallah ben sağlayacağımıza inanıyorum. Buradan yetişecek sporcular sadece Ünye Spor'a değil, Türk futboluna katkı sağlayacaklar. Ordu'dan, ulusal liglerden, uluslararası liglere, Avrupa'ya gidecek futbolcular inşallah buralarda yetişecek. Ben sahamızın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.